Ne vermeyi düşünüyorsun? Soğan. Soğan yenir yalnız o arada. Gel el sıkışalım kanka. Harbiden yanlıştım. Bana kaç tane soru? Üçer üçer mi yazdınız bana ya? İşte sansasyonlu olsun diye bana bir cevap vermek istedim. Ben gösterim. Çok seyif bir cevap. Çok iyi. Sana bir şey diyeyim mi? İlk başta hiç sıkıntı yok gibi hissediyordum. Pudingin tadı ağır basıyordu. Ama yuttuktan sonra ketçabın bana uyguladığı tarife o kadar korkunçtu ki. Mükemmel kanalımızın mükemmel videosuna hoş geldiniz Özgür. Hatırlar mısın bu girişi? Hatırlamaz mıyım? Ben hatırlamaz yükseldim. Mısın? Hatırlarım İçimden tabii. Geldi. İçimden eyvallah geldi. Be. Bugün burada iki konuğumuz var. Tabii. Melisa ve Melike. Kendilerini ağırladığımız için burada. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bir hayli hoşnutsunuzdur herhalde çok. Bu durumdan. Koşa koşa geldim. Harbi mi? Evet. Çok iyi, çok sevindim. Melisa'cığım sen de bir... Ben hiç değilim, hiç yalan söylemeyeceğim dostlar. Burada var ya bu kokular burnumuza evet, geliyor yarım saat. Gerçekten ya. İç rahatsız. Buradayız. Daha başlamadan buradayız. Konsepte değinmek istiyorum çok hızlı bir şekilde. Tabii. Konsept birbirimize sorular soracağımız, cevaplamak istemediğimiz takdirde soruyu soran kişinin istediği cezayı yedireceği, içireceği bir konseptimiz. Şakalı, makaralı, güzel, eğlenceli bir konsept. Burada şimdi konseptimizin cezalarını tanıyalım. Bunu sen tanıt aşkım. En çok bundan rahatsız olan sen oldun. Ama nasıl şimdi şu sirke. Sirke kokusu hiç gitmiyor zaten burnundan. Onun üstüne şey geldi şu an. Ketçaplı puding. O da o sirke, o ketçap kokusuyla o sirke kokusu böyle burnumda yani. Soğan uzakta duruyor. Onun kokusunu almıyoruz Allah'tan. Onu buraya alsak kokuyu kırmaz soğan, mı? Soğanla ben hiç yokum. Acı sosumuz var en masumu bence. Bu kadar. Acı sosu dikiyoruz değil mi soruyu cevaplamamak için? Acı sosta varız. Bir de kaşık var. Kaşığı da artık. Soruyorum o zaman. İstediğim kişi seçebiliyor musun? Yağız'a soradı. Hadi. Sen niye bana sordurtuyorsun ki aşkım bir anda? Gelsin ne soruyor? Hareketlerine uyuz olduğun arkadaşın kim? Hareketlerine uyuz evet. Olduğum arkadaşım. Bayağı real uyuzluk mu peki? Tabii, gıcıklık. Tabii, tabii. Ya. Olduğun uyuz. Şimdi bir anda sen desen ya. Aklıma böyle uzaktan bir isimler geliyor ama şimdi o isimler de burada söylenmez. İşte. Ne ceza düşünüyorsun? Bir kafamda tartayım. Bir diğer soruma da bakayım ona göre cezaya belki bir işletebilirim. Biz seninle pazarlığa oturduk bayağı. Tabii tabii şu an. Olur abi sen yapıyorum. Sorunu düşün. Başka soru tamam, var mı kanka? Var. Kanka. Direkt en pisle başlatayım mı seni? Ne diyorsun sirke oğlum mi? Ya? Pudingle. Ya yapma be. Bir anda işte hiç beklemedim yanına gelsin. Bence muhtemelen. En uyuz olduğun kişiyi söyle gitsin ya. Ne kadar kırılabilir ki sana. Kaşık mı geliyor? Böyle mi? Böyle mi abi? Rezillik ya bu ne? O kadar kötü değildir bence. Nasıl yani? Çikolata ve ketçap ikilisi. Nasıl? Bence çok da kötü değil. Abartıyor şu an kameralara oynuyor diye düşünüyorum. Benim suratım böyle kaldı. Çok kötü değil mi? Su iç. Harbiden midem bulandı. Sana bir şey diyeyim mi? İlk başta hiç sıkıntı yok gibi hissediyordum. Çünkü pudingin tadı ağır basıyordu. Ama yuttuktan sonra ketçabın bana uyguladığı tarife o kadar korkunçtu ki. Çok kötü. Kanka kusura bakma ama. Neyse. Merak etmiştim ne olacağını. İşte öğrenmiş oldum. Evet. Melisa'ya sormak istiyorum. Hadi. Yurt dışında bir şirket kurup işçi olarak Türkiye'de tanıdığın herkesi alıyorsun. Bir kişi hariç. Çok iyi soruyormuş. O kişi kim ve neden? Ben biliyorum. Buna cevap verebilirim gibi hissediyorum kesinlikle. Ama biraz düşünmem lazım önce. Tamam. Ben direkt buldum. Gerçekten. Söyleyeceğini. Çok net bir cevabı var bence. İş eti en kötü olan insan. İş eti olarak düşünmedim. Ben Türkiye'de kalmayı hak gördüğüm birini. Sen buradasın. Sen çıkma. Aynen öyle. Yani yakın sevdiğim insanlar arasından yapmıyor muyum bu seçimi o zaman? Hayır zaten yani bütün Türkiye'yi alamazsın. Bir kişi kalacak işte. Sevdiğin ve tanıdıklarını alıyorsun. İşte ama biri yok. Hani bu listeden de birini almıyorsun. Nedense içimden benim şahsen Efe geçti. Efe çok kaldın lan TR'de. Çok üzgünüm. Sanki Efe beni en çok zorlar gibi hissettim. Huzurunu bozar gibi mi hissettin? Sözümü geç. Kötü bir şekilde değil ya. Sözümü falan geçiremem. Efendim peki burada yalnız kalmasın. Efe
böyle boynu bükük çoban tıkılıyor. Özgür'e soruyorum ben. Ay, hadi bakalım. Linç squat'ta buluştuğunda en sıkıldığın kişi kimdi? Evet. Güzel bir soru. Güzel bir soru. Cezamı da sorar mısın, ben de bir kafama tartmak istiyorum. Şimdi senin burada en sirke olsun hani. Aklında bir isim var mı peki? Geldi yok, mi biri? Yok hayır. Kimseyle sıkıldım. En sıkıcı, aralarında en az eğlendiğin diyeyim o zaman. Evet. Yıkacağım ortada şimdi. Mustafa Emre Yıldız diyorum. Nasıl bu cevap gelebilir? Nasıl bir cevaptı bu ya? İşte sansasyonel olsun diye böyle cevap vermek istedim. Bu doğru cevap ama doğru değil ki bu cevap. Bu cevap doğru. Nereden değil. Biliyorsunuz oğlum? Belki ben sıkılıyorum. Ben doğru. Ben yalnızken sıkılıyorum belki oğlum adamla. Hep beraber kendinden bahsetmiyoruz. Ha, öyle cevaplar diyorsun. Bu telefonu ne zaman baş başa buluştun? Bu 2 sene olmuştu herhalde. Kaç kere peki? Çok da değil. Bir mi kanka? Bir kere sıkıldım ve saldım. Bir kere sıkıldım dedim ki olmaz mı? Saldım. Kaçamak bir cevap yaptığını düşünüyorum. Ben de çok inanmadım. Cevap yapmak mı? Alizade oldu mu? Tamam içeyim o zaman. Biraz boş yaptım harbiden. Direkt söyledim bunu. Al kanka. Hayır ben sirke çektim oğlum. Görüntü. Ooo. biliyorsun ki bu Lean Squad ekibinde biz fazla sayıda bir çiftimiz var, değil mi? Evet. Onları en sevdiğinden en sevmediğine sıralamanı istiyorum. Ya sevmek derken bu arada hani şey gibi belki de hani zaman geçirmek falan gibi mi? Hani o tarz. Zaman geçirmeyi en sevdiğin ve en sevmediğin arasında. Şimdi kim? Üç çiftiz. Üç çift sıralayacağım. Oğuzhan'lar, aynen. Oğuzhan'la Ece, Berkcan'la Beyza. Sıralıyorum. Bir sizsiniz. Okey. İkisiyle de çok vakit geçiremedim. Kızlarla daha çok geçirdim erkeklerle geçirdiğimden. Bir türlü yapamadığımız couple night. Evet abi, asla bir bu sıralamanın önüne o geçti abi. Yapamamamız geçti şu an. Kafamızda Melike'nin kafasında müthiş doneler olabilirdi. Çat çat sıralayabilirdi ama. Direkt soruyu cevapladı bu arada. Aynen tekte. Ama bu kulvardan çok kaçıyor Melike bence. Ben hiç yokum. Bana sadece acı sos da varım dediğim gibi. Ne olur acı sos verin bir şey olursa. Sana bir şey değil mi? Soğan. Soğan. Oğuzhan'la Ece ikinci galiba. Onlarla daha çok vakit geçirdim çünkü. Bir de Oğuzhan'la da liseden daha samimiyim falan. Ece'yle de spor planlarımız var. Berkcan'la Beyza'yı da çok göremedim yani. Onlar da çok tatlı, hepsi birbirinden tatlı. Çok küçük bir farkla sıralama bu şekilde diyeyim. Özellikle Beyza'yı çok seviyorum biliyorsun ki. Sana soruyorum, güzelim. Bana ne yaşıyor bu AQ ya dediğin an ne zaman? Hiç düşünmeme gerek de yok. İşte çekinmeden hemen anlatıyorum dostlar, hemen anlatıyorum. Bunu herkes, bunu herkes bilir. Üstüne utanmadan. Yetmezmiş gibi kendi soruna patladım abi. Kendi kendimi patlattım bu arada. Seninle ilgili bir hikaye. Söylemezsin diye düşündüm. Bir şey. Ya söylemedim ya. Bir gün evdeyiz. Ben de Özgür'den rica ettim ki erik yıkasın. Bulaşık makineyi de falan mıydı? Anlısın lan bunu. Deterjan döktüm. Üstüne. Bak bir de böyle cümleler kırıyor. Dedi ki bana neyle yıkayayım? Ben böyle bir durdum. Nasıl, böyle bir soru mu sordun? Evet. Ben bunu bütün kız arkadaşlarıma anlattım. Dağdan inmişim demek ya. O an ilk defa inmişim abi. Meyveyle ilk karşılaşışım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ben de nasıl sana yıkarım? Seçenekte hani neyle neyin arasında kaldın falan diye sorarım. Şimdi hepsini yıkasam. Ben şey, bana bir inmeyin de o. Sert bir ve bilmiyorum dedi falan, hani bu kadar. Ben de Melike'ye sorayım o zaman. Evet. Bana söylemek istediğin ama rahatsız olurum, üzülürüm diye söylemediğin şey ne? Aşkım ne düşündüm bir anda? Geri alayım. Şunu mu söylesem, şunu mu söylesem? Kafasına tartıyor hangisi acaba? Şey yaptı, klasörü açtı, böyle oldu. Hayır, bence yemesi gerektiğini fark etti ve bu onu rahatsız etti. Aa, bir dakika. Rahatsız olduğum bir özelliğin ve sana söylemediğim bir özelliğin. Aynen, ben üzülürüm, kırılırım diye. Söyleyeyim mi? Çok üzülsem ya. Aşkım, devam hayır ya. Böyle şey oluyorum. Siktir ya. Üf, yine bak kok geldi onu şey yapınca, kaldırınca. Bazen anlamıyorsun bir şeyi.
Sonra o konuda anlamayışın o kadar istikrarlı devam ediyor ve benim sana anlatmaya çalıştığımı o kadar kabul etmiyorsun ki. Ve alınıyorsun bundan. Kadar. Bunu hiç söylememiştim daha önce. Anlamayışımın istikrarlı devamlılığını ben çok takdir ettim bu arada. Ben sana soruyorum madem sen beni köşeye sıkıştırdın. Kopuşsak kesin. Full bölümünüze soruyorsun. Tamam şimdi de. Şimdi yine ben soruyorum sana. Bize oynamıyorum. Melisa dur ben soracağım. Benden önceki sevgilinle en sevdiğin ve sevmediğin ortak özelliklerimiz ne? Allah Allah. Sevmediğim özellikler ve sevdiğim özellikler mi? Biraz. Az önceki muhabbet mi peki? Anlamayışımın istikrarlı devam. Bu işte o. Ben bu teraziyi görmek istemiyorum. O zaman iç bakalım. Şatın mı? Şatın mı? Şimdi soğan yersen bana kötü olacak. O yüzden acı aynen sos mi? Seni kıpkırmızı yapar diye düşünüyorum. Ya da rengim neyse. Şöyle sana bir sirke gider şu an. Hadi. Çok kötü kanka. Hala ketçap pudingin üstüne. Ay. Yutkununca böyle o ekşilik. Bir daha yaşayamıyorum yani gerçekten. Aşı ağzından kıyıklı kokusu geldi. Sen bir de ağzımı düşün. İğrenç kanka çok da. Benim kız arkadaşlarımdan. En sevdiğinden en sevmediğine sırala. Ya da sıralama yapmana da gerek yok. En sevdiğini söyle atıyorum, en sevmediğini söyle. Kız arkadaşlarını evet. Tanıyorsun artık buna nasıl cevap vereceksin bilemem. Belki de vermem. Ne vermeyi düşünüyorsun? Pazarlığa oturdu yine. Geldim. Ticareti yapıyorsun be kardeşim. Soğan. Soğan yenir yalnız o arada. Sıkıntı. Karnımızdan. Kanka şunu yerim bak. Ne oluyor? Lamba hepsini atsam ağzıma çıldırırım. Şunu ağzıma atsam yetmez mi? Soğan kokusunu sevmiyorum. Daha ne lan? Cücük mü o? Cücüğü aynen. Kanka bir kılıf daha alır mısın? Kanka çok be. Şunu atayım bak. En azından. Tamam abi. Çok iyi. Gel el sıkışalım kanka. Harbiden iyi anlaştın. Dur. Niye çıkardın abi? Dur dedi için çıkardım. Bir çekeyim. At bari kanka. Ay direkt mi verdi? Mutamam bunu. Mümkün değil. Kova. Biraz çiğne var. Ay sonra onun çöpüne bakacağım ben orada. Orada kalsın. Özgür, Melisa'nın seni köşeye sıkıştırıp çaresiz bırakan hareketi nedir? Bir şeyleri yapma konusunda böyle diretmen hoşuma gidiyor ki onu yapayım diye. Bu konuda seviniyorum harbiden. Teşekkür ederim bebeğim. Ben sana hiç sormadım değil mi? Hı-hı. Özgür'e en güvenmediğin konu ne? Cezam nedir? Puding. Hadi. Allah'ım. Ketçap tarifesi. Puding bence en okeyleri gibi gelmeye başladı aralarında. Ne bileyim? Yedin mi? Puding. Yani. Puding. Bu arada sirkenin yanına yani. Ben yiyorum dostlar. Hadi. Ne lan? Ya oğlum gördük az önce yaşananı. Yaşananları gerçekten. Zaten çok düşüyor. Düşüyor. Gülerek yaptı ya. İyice iğrenç oldu. Burnunu tıka istiyorsan bir nebze de olsa kurtarırsın sanki. Yorumunu çok merak ediyorum. Kötü mü çok? Bakıtı ver istersen. Bakıtta da bir düşürdüğüm soğan. Bakıt peki sunny side up vibes değil mi? Hakikaten o kadar kötü mü ya? Oğlum çikolata ve ketçap amına koyayım. Dediğinde o kadar haklısın ki değil ilk mi? Seni bir o şeye yani sanki böyle her şey iyi olacakmış gibi sanırım. Sarı tokat. Sonra o ketçapın o ekşiliği ve o kokusu bunun burnuna gelişi damağına yapışıyor ketçap böyle. Çok kötü. Hangi arkadaşınla konuşurken kendini rahatsız hissettiğin oluyor? Cezam nedir? Bir şey bulamadığın için mi yiyeceksin? Hadi acı sos olsun. Hadi olsun. Daha yeni ketçap yedik ama. Acı sos çok okey ya. Oo. Bence yeter. İşte. Bence okey. Hoppa. Çok acı yazdı. çok acı değil bence. Değil mi? Hadi ya. Çok lezzetli görünüyor hatta. Kokusu falan çok lezzetli. Çok şu rezillikten sonra o kadar okeyim ki 3 kaşık daha alabilirim. Hayatımda kime beni soruyorsun? Melike. Hayatımda beni kötü etkilediğini düşündüğün arkadaşım kim?
belli sebeplerden dolayı demir diyeceğim. Ama sonra da sebepleri tartışacağız seninle. Sonra mı? Evet, sonra sebebini söyleyeceğim sana. En güzel bulduğun internet ünlüsü kız kim? En güzel bulduğum. Direkt isim mi vermem evet, isim gerekiyor? Yabancı sayılıyor mu? Türk olacak. Bizim tanıdığımız biri olmalı yani. Ceza ne? Özgür Yılmaz olayım biraz. Nedir? Pazarlama oturuyor. Ne, hangisinden ne kadar? Soğan. Buna cevap versin çünkü. Ay ikisi de yedim Melike. Ay gerçekten. Aklında bir isim var mı şu an? Bence var. Benim düşündüğüm isim mi acaba? Nasıl senin düşündüğün ben bir isim olabilir? Ben çok beğeniyorum o kızı. Belki sen de beğeniyorsundur diye. Var mı bir isim? Doğruyu söyle. Var şunun ne kadarı? Ben o pazarla Özgür'le oturmanı istiyorum ben. Çünkü ben Özgür'e sen yedirdin. Doğru diyor. Direkt sana benim tarifi uyguluyorum. Böyle yani bir şey diyorsun. Üstünden aldığın o minicik bir parça çıkarttın. Şu an yani katır kutur diyorsun. Kanka gördün nasıl yediğini. Cevapla be aşkım. Yiyeceğim mi abi? Sen soğan seviyorsun gerçi. Soruyu bir daha alabilir miyim? En beğendiğin? İnternet ünlüsü kız. Türk. Türk kız. Katır diyor bir de. Sesini duymak bile rahatsız etti şu an yani. Lean Squat en az komikten en komiye. Bu soruların hep Özgür'e gelmesi peki. Evet ya. Giderken kardeşim. Ayaküstü herkese takıp gidiyorum ki bir daha görüşmeyeyim, konuşmayayım kimseye. Kritik şimdi. Herkese de çok gülüyorum açıkçası ama. Hayır böyle eğlenceli gibi düşün. Gerçekten komiklik şaka vardır ya yani. Ha Furkan. Bir. Furkan'a kopuyorum gerçekten. Mustafa, Oğuzhan, Efe ve Berkcan demek istiyorum. Yağız. Böyle tamam, Yağız. 10 kat aşağıda. Şimdi saymadım lan hiç. Bir daha duyayım bakayım sıralamayı. Furkan. Onlara seni kaynatıyorum. Yağız. Unuttum oğlum seni. Ben direkt... Oğlum ben nasıl ikiyim? Yokmuşsun. Ben nasıl ikiyim? Ben şey de sandım ki beni çıkarttın direkt. Ben zaten farklı bir seviyede gülüyormuş. Saydım saydım. Ya Furkan... Furkan ama şimdi abi. Sana da gelse sen de Furkan derdin bence bire. Beni söyler miydin? Hiç sanmıyorum. O kadar komik olduğumu da düşünmüyorum Furkan'la. Ya. Aşkım niye kendi kendini gömdün? Evet oğlum ben de üzüldüm şimdi. Oğlum sen yani, Furkan çok komik bir adam. Furkan o çok yüzden komik. Onu söylüyorum. Kendime niye yereyim bir yandan? Tamam. Böyle. Melike sana ilk sorduğum sorunun farklı bir varyasyonunu soracağım şimdi. Ne geliyor? Çünkü bu soru sert bir soruydu. Kendi arkadaş grubundan kimin en çok hangi konuda kolpa sıkıldığını düşünüyorsun? Benim kendi arkadaşlarım. Kesin yakın arkadaş çevrenden. BFF'lerinden. Hadi bakalım. Bir şey yemeli artık. Sirke mi? Tamam sirkede varız. Hadi. Sirkede varız. Seri. Hiçbir şey yok. Ya sen nasıl yaşıyorsun boşuna... ya? Şu an biraz midem yanıyor. Direkt gitti mi miydin? Şurada bir midem. Çok oğlum benim burada bayağı kalmıştı. Şurada bir sıcaklık. Ben ama dediğim gibi ben sabahları zayıflamak için zaten sirke içiyorum bu şekilde. Insta DM'lerindeki üçüncü kişiye yazdığın son mesajı okur musun? Hemen bakayım. Bir bak bakalım okunabilecek bir şey mi yoksa... Yazı ne kadar mantıklı ya en son mesaj derken benim yazdım son evet, şey okuyanık yoksa muhabbetimi anlatıyorum direkt. Muhabbet anlatmak biraz show business ama. Direkt okutalım gösterelim telefonu. Üçüncü sohbet bak açıyorum gösteriyorum. LOL. Çok safe bir cevap. Çok asla insight veremem söyleyemeyeceğim tek şey yani şu an bu. Bakabilir miyim? Çok gelenek çok yani. Geleneksel bir düğünde gelinle damat yan yana. hani şu şekil. bu şekil arkadaşlar. Gözükür mü? Kim bilir? Ben gösteririm. Tamam. Bunun onunla olsaydım bizim ilişki yazmış. Dalga geçmeceli. Anladım. Şimdiye kadar bu arkadaş çevresinde, grubunda. En sevmediğin kız arkadaş kimdi? Yani birinin kız arkadaşı. Ben cevabı biliyorum, ben o yüzden de sordum. Sana. Ama mecbur yiyeceksin gibi. Sana çok bir sirke güzel. Yazdı. Nedir cezam? Hangi sirke. Oh my God. Sen hepsinden bir kere yemiş oluyorsun. Evet, o sirke son sana çok... Harbi. O çok kıyak. Az oldu canım. Nasıl? Nasıl? Sen çok yedin içtin. Küçücük kızsın. Eyvallah dostlar, eyvallah. Sorunun zalimliği yüzünden bunu kabul ediyorum. Aman, amanın.
Ağzından nefes al, burnundan hiç nefes alma, öyle kurtarıyorsun. Şu soruyu sorduktan sonra ben. İçerken çok okey ama sonrası. Yoruldum. Bizim tayfa arasından. Bana kaç tane soru? Üçer üçer mi yazdınız bana ya? Hayır, ikinci soru. En pis olduğunu düşündüğün kişi kim? En pis. Evet. Hijyensiz. Aynen aynen. Tamam, ben bu konuda rahatım arkadaşlar. Buna cevabım biraz belli. Benim de belli. Bakayım. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Tamam, biraz kafamda bir isim var. Efe demek istiyorum. Doğru cevap. Kafamdaki isim oydu benim. Bu arada güncel hayatımızdan değil, geçmişten. Evet, kendisine gömdüm Türkiye'de pisliğiyle alakalı çok sağlam bir disim mevcut. Benim de. Oradan da referans aldım benim biraz. Öyle. Tebrikler. Tebrik ediyorum kendimi. Güzel bir cevap. Güzel soruya iyi cevap verdim. Bizim tayfada. Bizim sevgili tayfa. Tercihi konusunda en beceriksiz bulduğun arkadaşın kim? Hazır kardeşim, evleniyorsunuz. Zaten gidiyoruz. Bu bayrağı taşıyorsunuz. Zaten gidiyoruz harbiden hiç. Müthiş planlarınız var. Ve arkanıza dönüp baktığınızda... En beceriksiz bu konuda kim? Yağız desen ya. Piyan darbe. Kanka Yağız demek istiyorum. Hayır. Ne yedirmeye çalışacaksın bana peki? Ne yemedin sen? Hepsini yedim. Yalan. Acı sos yemedin lan. Aa, acı sos yemedim. Ay, acı sen sos. Sen onu yedin mi? Yok, yemedim onu. Aa, onu ye kanka ya, o zaman. Sikiyim, niye sıkıştırdın ya? Müthiş yakaladım. Bu güzel çıkacaktım işin içine acı sosla. Gerçekten müthiş yakaladım bu arada. Bir tek Yağız'la ben yedik ve o yenilmesi gereken bir... Deneyimlenmesi mi gerekiyor? Kesinlikle abi. Evet, aklında birisi var da mı söylemiyorsun? Evet. Söylesem mi söylemesem mi işte, ikilemdeyim. Tamam abi, eyvallah. Ben bir süre vermek istiyorum. Papatya hikayesiyle Özgür'e biraz süre verelim mi? Tabii. Oo, çok iyi, evet. Dostlar, ben bir gün... Nasıl bir mallıktı o lan? Nasıl yaptım, hiç fikrim yok ya. Böyle baş ağrısı falan çekiyordum çok. Gittim aktardan kendime papatya çayı aldım. Hani bu böyle kuru papatya yani. Hayır, direkt. Hayır, kuru aynen. Evet. Kurutulmuş papatya. Ama ve daha sonra çok migrenim olduğu için de işte çayı Özgür hazırlayacak. O paketin üzerinde yazıyormuş ki içmeden önce yıkayınız. Yine yıkamaktan bir hikaye yani. Bu konuda çok kötü abi, yıkama konusunda. Ve Özgür, hani bu o çay böyle hani belki de 30 kez içilecek boyutta bir çaydan bahsediyoruz. Yani bir kuru papatya miktarından bahsediyoruz. Ve Özgür gidip dostlar hani içmeden önce içeceğin kadar yıkarsın ve şey yaparsın ya. Resmen bir kilo papatyayı tek de yıkadı arkadaşlar. Ve sonra gittim ki o kadar uzun sürdü ki, bir de diyorum ki hani ne oldu, nasıl gelemedin? Mutfağa bir gittim. Şey gibi yaymış onları. Diyor ki bana bu ıslaklarla ne yapacağım? Kanka keşke yapmasaydın o kadar. Ne yapacağım ne ya? Ve bu şekilde bir kilo papatya çayımızı harap etti kendileri. Islattığından kaynaklı. Birkaç kere içtik bu arada, hemen harap olmadı. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Buna mı dokunulmadı? Yok, bunu ben yedim ya. Bu benimki kanka. Ha, doğru kanka, oradan. Yiyorum yani. Hala kafamı tartıyorum söylesem ya. Çok mu kötü ya? Herkes böyle oluyor. Yut. Yuttun mu? Gözü yaşardı. Yutamadı. Yut yut su... Hayır! Eyvah! Hayır kanka! Suyla oh my god. Yine mi yapacaksın? Hayır oğlum, yuttu. Yutarken kustum işte. Gördüm. Evet, Özgür'le Melisa'nın bu arada gitmeden önceki son videolarıydı. Keyifli keyifli. Bütün keyif kaçtı şimdi. Melike'nin peki cezalardan bu kadar kaçıp sinem, çok sert, hepsine, üzücü Melike açıklamalarla... Sirke içti, evet. Bir tek sirke içip keyfimizi kaçırdı. En son izleyenlerin de keyfini kaçırdı, geldi burada. Neyse. Doğru. Şu an hala burada videoyu izleyen arkadaşlarımız var. İzlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz, videoyu beğenirseniz biz çok memnun oluruz. Bay bay. Seviyoruz. Kendinize iyi bakın dostlar.